Şimdi efendim, şunu arz edelim. Basında akreditasyon mevzusu ile ilgili şeyi konuşurken de pek çok şeyi konuşurken olduğu gibi sanki hiç kolektif hafızamız yok gibi davranan eşhası muhtereme ile karşılaşınca ben dönüyorum ve diyorum ki bu hadisenin ortaya çıkış sergüzeştiğini hep birlikte konuşalım. 1996 yılıydı. Erol Özkasnak laik hassasiyeti olan gazetecileri akredite ederek Harp Akademilerine götürdü. Dedi ki siz burada oturun böyle bir sürü halinde biz size anlatalım. Hani bir şey geliyor, andıçlar falan geliyor ya. Sizi akredite ettik, ötekileri akredite etmedik, ötekileri gazeteciden de saymadık. Böyle menfi bir alışkanlık başladı 96 yılında. Sevgili Batı Çalışma Grubumuz bizi aydınlığa götürecek, adam edecek güruh. Böyle bir alışkanlıkla başladı hadiseye. Bu esnada akredite olmayan, gazeteci sayılmayan, insan yerine konmayan ama bir başka paradigmaydı, bir başka dönemdi. Yani ne olur eğitim zayiatından sayıyorlar o dönemde akredite edilmeyen gazetecileri. Akabinde olan oldu, biten bitti. Memleketin zembereği boşaldı. Büyük bir kriz. AK Parti iktidara geldi. AK Parti'yi hizaya sokup adam etmeye kalkan gazeteciler çıktı. Çünkü hatırlayacağız 90'lı yılların gazeteciliğinin şeyi şudur. Yani temel duruşu. Birincisi mesela Süleyman Demirel iktidara mı gelecek? Nazlı Ilıcağ'ın tayyörleri kuru temizlemeciye bir gider. Yani çeşitli siyasilere yakın gazeteciler vardır. Bunların borusu bir defa ötmeye başlar. Ankara gazeteciliğinin ruhunda da böyle şey var. Ve gazeteciler iktidar indirip kaldırırlar. İktidardan düşürürler. Bir takım operasyonlar yaparlar. Zannedilir ki gazeteciler çok muktedir değil efendim. Orada her zamanın muktediri bir güç vardır. Onun da ne olduğunu hepimiz biliriz. Bunların bir takım gazetecileri enstrümantalize etmesi, aletleştirmesi, Marksist konuşalım, metalaştırması ile birlikte bu gazeteciler alet olurlar ve onursuzca yeri geldiğinde bunu da hatırlıyoruz. Siyasete ayar verirler. 90'lı yılların gazetelerini yine hatırlayacağız. İki güç arasında gider. Bir tarafta Ertuğrul Özkök var. Patronunun sahibinin sesi vardı eski gramofon önünde şey. Bir taraftan da böyle bir şey vardı. Plak markası. Bir taraftan da Zafer Mutlu vardı. İkisi de gayet muktedir. Bunlar hatta ekonomik bir takım operasyonlardı. Zafer Mutlu'nun bu dönemdeki bir takım operasyonlarının neler olduğunu anlatır büyüklerimiz bize. Bendeniz o zamanlar henüz talebeyim. Nereden bileyim? Öğreniyoruz sonradan. Akabinde Erdoğan iktidara geldi. Anasını bile satan adam dedi birisi bunlardan. Hürriyet'in başyazarı. Hatırlayacaksınız. Ertuğrul Ekşi. Ertuğrul'du değil mi adamın Oktay adı? Ekşi. Oktay Ekşi. Geçinmeye gönlüm yok adamın Ya, adı. söz hakkı doğuruyorsunuz gibi Ay ne yapayım düşünüyorum. dedi. Ne diyeceğim? İşte, Dedi peki. kardeşim. Ondan sonra bu adamlar gibi bir takım eşhas çıktı. Edilmedik hakaret kalmadı. Akabinde şöyle bir şey çıktı. Erdoğan bazı gazetecilere küs çağırmıyor. Yani siz meslek Peki tanımınızın yanlış bir içinde doğru eder iş mi? yapıyordunuz. Deniz Bey müsaade edin 60 dakika bekledim biraz konuşayım ya. Siz meslek Hayır, iki tanımınızın yanlış bir içinde doğru eder mi gerçek... yani? Buyurun efendim. Onlar yaptı diye Erdoğan da yapma hakkı var mı yani? Değil değil öyle bir şey yok. Ben Yani o dönemde de yasaklıydım. Tamam Deniz Bey Ben biraz o dönemde konuşayım. de yasaklıydım. Almanca çok güzel bir söz vardır. Bayılırım. Scheinheiligkeit derler. Aziz taklidi yapmak. Scheinheiligkeit öyle bir şeydir. O yaptı devri sabık olsun. Bu saatten sonra da her şey müthiş olsun. Norveç demokrasisi burada işlesin. Ama bizim elimize iktidar gelince, yarın bir gün iktidara gelince hepinizin gazetelerine el koyup kapıya koyacağız diyordu. Selametlik Gürsel Tekin. Selam olsun kendisine sayın vekilime. Ben çok severim Gürsel Tekin'i. Çok beyefendi bir zattır. Günü geldiğinde efendim bize bu demokrasi havariliğini yapanların demokrasiden ve basın özgürlüğünden ne anladığını bilmeyenimiz yoktur ama bize bu mevzuyu anlatanlar ekseriyetle bizim bir kolektif hafızamız yokmuş zannederler. Ve kolektif hafızamız yoksa da fakir biraz balık severim kafam çalışır bu mevzularda hatırlarım. Gazeteciler Türkiye'de bir zamanlar gazetecilik mevzuunu gazetecilik hariç her alanda kullandılar. Ve şu anda bu iktidarın gitmesi gazetecilerden Erdoğan'la alakalı bir şey değildir. Zamanın ruhu diye bir şey var. Zamanın ruhu basılı matbu gazeteyi iktidardan düşürdü eskisi kadar. İnsanlar size muhtaç değil. Çünkü siz bir sansür aracıydınız eskiden. Yukarı ile aşağı arasındaki iletişimi yani bir nevi her meslek yapardınız.
Sizin sayenizde insanlar duyardı. Ve buradaki her türlü manipülasyon size mübahtı. O kadar muktedir ki Aydın Doğan'ı hatırlarız. Şortla başbakan karşılarda, ayaklı terlik falan. Şimdi bunları yapamıyor. Böyle bir iktidar yok. Bu iktidar alanı gitti her şeyden evvel. İkincisi, bu gazeteciler arasında makbul gazeteciler yok yahut kötü kaka gazeteciler ayrımını yapan bu zihin hiçbir zaman Türk sahandan çıkmadı. Türk sahanın basına yaranmak gibi kötü bir huyu vardır. Çünkü kendisini anlatacağı yegane mecra budur. Hatta biliyorsunuz Zincir Bozan'dayken Selametlik Demirel'in mesajlarını bir bilen diye aktarırdı Nazlı Ilıcak. Gerçi ona yaranmak gibi bir şey yok. Nazlı Ilıcak o konuda Demirel'e hep sadık kaldı. Fakat Türk sahanın basınla kavga etmek gibi bir geleneği yok. AK Parti'nin de yok. Yok böyle bir geleneği AK Parti'nin de. Başladı işte başta pek muhterem büyüğümüz Mustafa Balbay'ın da söylediği gibi Ankara bürosunu Cüneyt Arcayüreği ziyaret ediyor Erdoğan falan. Fakat bir yerden sonra karşınızdaki eğer muhatabınız sizin gazeteci olarak muhatabınızın haricinde bir şeye dönüşürse bakın Türkiye'de gazetecilerin aparat olmak gibi kötü bir şeyi var. Hep tenzih ederim. Pek çok onurlu gazeteci büyüğümüz var. Alel ekser tenzih ederim. Fakat pek çok kötü gazeteci olduğunda bilmeyenimiz yoktur. Kimin kimle yan yana durduğunu, kimin kime yakın olduğunu biliriz. Şimdi böyle bir ortamda efendim o onu çağırdı, beni çağırmadı. Çağrılmadıysan biraz da sor acaba seni niye çağırmadı diye derim ben. Ha %100 haklı da değildir. Ha belki de kabahat etmiştir. Fakat gazetecilik Türkiye'de sütten çıkmış ak kaşıklı da bizim haberimiz yoktu. Türkiye'de gazeteciler gerçekten gazetecilik yapıp insanlara olan olduğu gibi aktardılar da biz mi bilmiyorduk? Yoksa 1990'ların bütün dezenformasyonu Erdoğan iktidarına geldiğinde ya bizimle adam gibi geçin ya sana iktidar ettirtmeyiz demeleri falan bir takım merkezlerin ve güçlerin akabinde 411 el kaosa kalktı manşetleri vesaire şeyler. Bunlar iktidara karşı. Bu bir yorum ya. Yorumdan manşet olur mu Allah aşkına? Merkez medyayım diyorsun sen. Merkez medyayım diyorsun, ayar veriyorsun iktidara. 411 vekili ayar veriyorsun sen. Ez cümle AK Parti iktidara geldikten sonra basınla ilişkisi Erdoğan tarafından kasıtlı olarak kötüleştirilmiş bir şey değil ki. Bu iş buraya geldiyse hiç ben otokritik yapan gazeteciye denk gelmedim ha. Biz suistimal ettik şimdiye kadar bize tanınan alanı. Biz o kadar güçlüydük ki bu dönemlerde yapmamız gereken bir takım şeyleri yapmadık. Ha şunu da teslim edeyim. Son derece onurlu, haysiyetli, solcu gazeteleri 90'larda hatırlarız. O gazetecileri hatırlarız. Bunlar da sistemin gadirine uğradılar. Fakat o her dönemin imtiyazlı abileri bir yerden sonra şu anda konforlu bir muhaliflikle sürekli olarak insanları kayırılmış yandaşlıkla falan itham ediyorlar ya. Benim de burama kadar geliyor yani. Ya bu arada ne Sayın Zehri'ye ne Balbay'a söylüyorum. Hürmetlerimle kendilerini. İki gündür süren gündem üzerine söylüyorum. Yani hepiniz azizdiniz, Fransiskolar. Biz kenarda mücrimlerdik. Niye mücrimiz efendim? Davet edildik. Oldu. Kimseye hakaret etmedim ben. Ben kimseye hakaret etmem. Huyum değildir. İki, kimsenin aparatı olmam. Olmam. 4 yaşında bir kızım var. Helal rızık yedirmeye çalışıyorum. Allah da şahit, kul da şahit. İşimi yapmaya çalışıyorum kendince. Tarafım var. Hiç %100 objektifim yalanını söylemedim şimdiye kadar. Ne olduğumu bilen biliyor, bilmeyen bilmiyor. Ama gelirse anlatırım. Ama kimseye aziz taklidi de yapmadım. Bununla birlikte kimseye siyasal operasyon çekilen bir yerde de kimsenin yanında yer almadım ben. Dolayısıyla dönüp baktığımda abdestimden şüphem yok. Dönüyorum kıbleye, namazıma duruyorum. Ama sen abdestinden şüphesi olan adam imamla kavga ediyorsun burada. Halise bundan ibaret. Dolayısıyla ben şu şeyi artık saçma buluyorum. AK Parti iktidarıyla demokrasi üzerinden kavga edenlerin de gerçekten demokrat olmadıklarını bilmeyenimiz yok. Türkiye'de demokrasi herkesin ikinci tercihidir. Yani küçük Jacobenliğini yapamayan birden demokrat oluveriyor karşımıza. İyi ne güzel ne ala ama biliyoruz ki demokrasinin bir teorisi, bir tarihi, bir kavga süreci var. Böyle olmuyor demokratlık. Siz demokratlığın ne olduğunu biliyoruz. Siz demokrat falan değilsiniz, bana hikaye anlatmayın. Size bakıyorum karşımdasınız diye size demiyorum. Ben şey merak ettim. Siz 2015 evet, FETÖ darbesinden önce nerede görev yapıyordunuz mesela? Talebeydim hanımefendi. 2014'te geldim Türkiye'ye. Evet.
Nerede yaptığınızı da söyle. Viyana'daydım ben. Ha. Yurt dışındaydım. Türkiye'ye geldim. Çünkü şöyle şu yüzden soruyorum. Taceddin Kutay çok gençtir bu arada. Biraz yaşlı görünüyor olabilir ama. Evet, yaş olarak da İltifat bilmiyorum. İltifat mı ettin? Beni mi gömdün? 2015'te.